Gönül sofranızda var mı yerimiz? Var ise iki kelam etmeye geldim. Hakkı dost tutanlara bir selam verip, hatır sorup gönüller almaya geldim. Bu çeşme ne güzel çeşme, su içecek tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Bu hafta Aydın, Koçarlı, Çeşme köyündeyiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından, yağ ovalarından, Balakan güzel şehir Aydın'dan, Koçarlı'dan, Çeşme Köyü'nden tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Çeşme Köyü'nün geçmişi milattan önce 1600'lü yıllara dayanıyor. Evet, görmüş olduğunuz dikili taş da milattan önce 6500'lü yıllarda bu bölgede yaşamış Karya medeniyetine ait. Evet, programımızın konuklarından Aşkın Bey var. Evet, Aşkın Bey, sizi şöyle küçük bir tanıyalım. Ondan Aşkın sonra... Yolcu ben, emekliyim. Evet. Çeşmeköy'de ikamet ediyorum. Bu bölgede yürüyerek bölgenin tanıtımına faydalı olmaya çalışıyorum. Evet, Aşkın Bey'in özellikle emekli olduktan sonra bu bölgede, Latmos bölgesinde, Çeşmeköy'de tabii bir ev alıyor. Yürümeyi, doğayı çok seviyor, tarihi çok seviyor. Bu bölgede özellikle... Hemen hemen 6 yıl oldu mu Aşkın abi? 6 yıl. 6 yıldan beri bu bölgeyle ilgili çalışmaları var. İşte bu bölgeyi senden dinleyelim abi. Sen çünkü yıllardan beri bu bölgedesin. Nasıl bir bölge, nasıl bir coğrafya, nasıl bir tarih, nasıl bir geçmişi var? Senden dinleyelim. Bir vesile ile Annelis Peşlov'un kitabını edindim. Bu kitapta yazanlar Heraklia ve Şehir ve Çevresi ismi bir kitabı var. Bir de Atlas evet. olarak yayınlanmış iki kitabı var. Bu iki kitap bu bölgenin tarih öncesi başlangıcından bu yana kimlerin hakim olduğu, nelerin olduğu, Selene ve Edimontion efsanelerin olduğu bir kitaptı. Milattan önce 6000-6500'lere dayanan bir kaya resimleri mevcut. Annelis Peşlov'un 172 adet. Daha sonrasında değerli hocalarımın ilaveleri ile şu anda 206 tane tescilli bölgede kaya resmimiz var. Evet. Bu kaya resimlerinin özelliği dünyada diğer aynı rakamlara yıllanan kaya resimlerinden farkı burada barış var. Aile hayatı var, düğünler var, tanrılara sunu var. Anne, baba, çocuk var. Evet. Diğer dünyadaki 8000-8500 yıllık kaya resimlerine baktığınızda tamamı siyah. Ve tamamı avcı üzerine betimlenmiş resimler. Bu bölgede kırmızı ve sarı resimler var. Kırmızı ve sarının özelliği barış mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Evet. Kimsenin de bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece ayrıntı olarak dünyanın farklı yerlerinde siyah. Fakat burada kırmızı ve sarı var. Evet. Sadece bir yerde sarı, geri kalanı kırmızı. O dönemde bu bölgeden edinilen bir maden olabilir bir şey ama 8500 yıldan beri burada kayaların altında durduğuna göre dayanıklı bir malzeme ve kök boyası olabilir muhtemelen. Evet. Peki abi bu bölgede 6 yıl önce başladı. Emekli olduktan sonra ben tabii sizi yakından bildiğimden dolayı gezmeyi seviyorsun. Doğayı seviyorsun. Nasıl dikkatini çekti? Hemen hemen bölgede gezmediğin yer yok. Özellikle onun, mesela Çeşme Köyü'nden ev almak, Aydın'da, normalde Aydın merkezde de eviniz var ama Çeşme Köyü'nde burada yaşamak fikri nereden çıktı? Bu bir rastlantı. Evet. Başlangıçtan gelelim. Çocukluğumuzda tabii bu bölgeyi bilmediğimiz için düğünlere, derneklere veya gezmeye gittiğimizde Çin'den yatağına, Milas'a, Bodrum'a, Muğla'ya giderken etraftaki kaya yapıları gözüme çarpmıştı. Evet. Kayalar nasıl orada üst üste durabildiği ile ilgili konuştuk, bilgiler alışveriş yaptık ama herhangi bir fikrimiz, bir şeyimiz olmadı. Zaman geçip 2011'de Aydın Türk Ocağı Yürüyüş Grubu'yla dağ yürüyüşlerine başladıktan sonra ve tekrar 2013'te Zirve Dağcılık Aydın ve Söke Şubesi ile
Bağırcık'ta yaptığımız bir yürüyüş sonrasında bu bölgeye artık her hafta, olmadı 2 haftada mutlaka gelip kalmaya başladık. Evet. Yürüyüşlerle, translarla, kamplarla. Emekli olduktan sonra yaklaşık 5 yıl bu bölgede çok uzun süreli kamplar yaptık. Bölgenin tarihini araştırdık. Çeşitli kitaplar okuduk. Biraz önce bahsettik. 8500 yıllık kaya resimleri var. 2500 yıllık Karya medeniyeti var. En az 1500 yıllık önce Roma İmparatorluğu, sonra Doğu Roma ve Bizans var. Ve günümüzde günümüzün yerleşik düzenleri var. Buradan ev almak da tam bir piyango oldu. Satılık bir ev olduğunu öğrendik. Bir şekilde onu edindik. Borçlandık, edindik ve yaşamak istediğimiz bir bölgedeyiz. Evet, havasıyla, doğasıyla, kesinlikle, suyuyla, medeniyetiyle gerçekten değerli izleyicilerimiz. Yolunuz düşerse özellikle Koçarlı Çeşme Köyü'ne, Latmos bölgesine mutlaka uğrayın. Latmos'u duymuşsunuzdur. Latmos'un da bir parçası değil mi abi bu, kesinlikle, bu bölge? Evet, aynı zamanda bu bölgede tabii biraz sonra oraya da gideceğiz. Kale mi var? O tarihle ilgili... Amizon, evet. Karya medeniyetinin bir kenti. Amizon bu bölgede ana kent. Çeşme Köyü'nün olduğu bölgede, bu tikili taşın olduğu yer, Amizon'un bir mahallesi. Evet. Köylülerin yaşadığı, çeşitli o dönemin tarımının yapıldığı. Buradan işte şah, padişah, derebeyi, kral neyse Amizon'un sahibi, ona satın alıp oradaki 13 tane kümbette saklanan zaire yerleri var. Ve ana kent orası ve zengin bir kent. Çünkü tiyatrosuyla, meclis binasıyla, çevre surlarıyla zengin bir kent olduğunu zaten biliyoruz. Evet. Şimdi tabii yakın zamanda Çeşme Köyü oluyor. Buranın eski adı neydi? Bu bölge halen Mazın olarak bilinir. Evet. Mazının da benim fikrimdir, benim tezimdir. Çürütülebilir, başka bir şey denebilir ama Amizon'un kısaltılmışı, Mazın, köylünün dilinin döndüğü şekle gelmiş hali olarak ben yorumluyorum. Bu bölgedeki 3-4 köyü Mazın derler. Evet. Ama Mazının esas gelişi Amizon'dur ve Çeşmeköy'de Mazının bir mahallesidir. Amizon'un bir mahallesidir. Evet. Burada aynı zamanda hani şu an değerli izleyicilerimiz ekranda da görüyor. Yani anıt ağaç diyebilecek olduğumuz zeytin ağaçları var. Gerçekten hani Aydın'da değerli izleyicilerimiz, memecik zeytini önemlidir. Yakın zamanda da zaten memecik zeytinyağının da AB tescili yapıldı. Aydın için, bu bölge için gerçekten çok önemlidir memecik zeytini. Memecik zeytinin atalarını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Yani genç dediğimiz ağaçlar 1000 yıllık, 1500 yıllık değerli seyircilerimiz. Evet Aşkın abi, yani bu bölgede özellikle zeytin ağaçlarından bahsedecek olursak şöyle neler söylersin abi, kaçta buluyor? Şeye bakıldığında ufak ama gerçekten yağlık galiba değil mi bu bölgede? Bu sene maalesef yağışlar baharda ve yazda hiç yağış olmadı. Sonbaharda da şu ana kadar herhangi bir yağış olmadı. Dolayısıyla zeytin ağaçlarımızın var yılı olmasına rağmen bu sene zeytinimizde verim düşük. Ama yağlık değil mi yani? Biraz önce şeyde söylediğiniz üzere bu bölgedeki zeytin ağaçları memecik cinsi. Ve biraz önce videosunu çektiğiniz ağacın önünde de, fotoğrafını çektiğiniz ağacın önünde de yaklaşık 1500 yıllık bir ağacın. Yani memeciğin ataları burada. Bu bölgede çok yürüyüşler yaptım. Aşağıda, karşıda, yukarıda daha yine 800 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık birçok ağaç var. Evet, zaten bunlar... 500 yıllık ağaç, genç ağaç oluyor bu bölgede değerli izleyicilerimiz. Kesinlikle o şekilde. Evet. Zeytinyağı ile ilgili değerli hocalarımın verdiği konferanslara katıldım. Emekli olduktan sonra bu konuda da biraz fikrim var ve bu bölgedeki zeytinyağı herhangi bir gübre verimi, herhangi bir bakım yapılarak ağaçlar değil, kendiliğinden organik yetişmiş. Yağ, organik zeytin. Kesinlikle organikler. Evet, yani... Herhangi bir ilaç, herhangi bir insan müdahalesi yok. İnsanlar sadece yılda bir defa gelip zeytinini alıp gidiyorlar buradan. Evet. Peki hani Karya medeniyetine dayanıyor bunun. Mutlaka tabii bu ağaçlar da eski. O döneme ait böyle hani sıkma taşları gibi işte o yürüyüşlerde. Köyün içerisinde burada Akmescit'te, Turgut Köyü'nde, Yatağan'ın köylerinde birçok yerde çok eski olmasa da Osmanlı dönemine varan. Ayak yağı dediğimiz değil mi? Yani onları taşlardan. Onlardan biraz daha sonra atlarla, eşeklerle affedersiniz çevrilen değirmenler var. Köyde 2 tane var. Evet. Şu an ekranda da görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz o döner taş özellikle işte atlarla, eşeklerle zeytinlerin ezilip köylülerin imece usulüyle. Aynen. Halen bunu yapan Yatağan'ın köylüleri var.
Evet, burada yapılıyor mu acaba? Burada pek yapılmıyor. Burada toplayıp fabrikaya götürüyorlar. Fabrikaya gidiyor. Halbuki biraz daha modernleştik. Halbuki o yağ çok farklı. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. O yağ değil zaten, ilaç o. İlaç değil mi? Aynen. Evet abi, daha neler söyleyebiliriz bu bölgeyle ilgili? Hemen kameranın görüş açısının dışarısında kalmakla birlikte birazdan gösterebileceğimiz Dikiltaş'ın etrafında yapıların olduğu ve bu bölgede evet, tuğla kırıkları, kiremit kırıkları, pişmiş toprak kalıntıları mevcut. Burada bir yerleşim ya da bir merkez, biraz önce söylediğim Karya medeniyetine ait Amizon'un bir mahallesi, köyü olan Çeşme Köyü'nün bu bölge ilk yerleşim yeri. Evet. Bundan sonra henüz Koçarlı kurulmadan, henüz Koçarlı yerine taşınmadan, Koçarlı'nın ilk kuruluşu Sobuca Köyü etrafındadır. Evet, 1500'lü da daha, yıllara dayanıyor. Kesinlikle ondan daha eski olan Çeşme Köy. Evet. Burası kadılık ve o bölgede herhangi bir kadıya intikal edecek olay olduğu zaman buraya gelirler kadıya. Çayını içtiğimiz kahvecinin arka tarafındaki evinin altı o bölge Kadıoğlu Mahallesi olarak geçiyor. Evet, tabi bu bahsettiğimiz yıllarda 1500'lü yıllar Osmanlı döneminin yaşanmış olaylara anlattı Aşkın Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, Karya medeniyeti ile ilgili kalıntılar var. O kalıntılara şöyle bir bakalım. Evet. Aşkın abi, şöyle baktığımızda bunlar gerçi yeniye mi benziyor, eski mi abi bunlar? Şunlar. 2500 yıllık. Yani. Evet. Önümüzdeki günlerde Amizon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlayacak. Hı hı. O kazı çalışmalarını yapacak olan hocalarımdan birkaç tanesi ve Eski Eserleri Kurulu'ndan evet, bir arkadaşımız geldi. Onlarla bu bölgeyi işaretlediğimiz yerleri gösterdim. Evet. Onlara da burayı işaretledik. Bunların yine Amizon'un, biraz önce söyledim, Amizon'un mahallesi olan buranın artık yapı kalıntısı, kapkacak kalıntısı, çatı kalıntısı, bunlar o zamandan beri kalan. Evet. Yani nereden baksan en az minimum 2500 yıllık. 2500 yıllık. Evet. Değerli izleyicilerimiz, şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Tabi burada aynı zamanda taşları da görüyoruz. Taşlar da bayağı eski galiba, değil mi abi? Onların tarihini tabi hocalar daha iyi bilirler ama evet, burada farklı bir yapı tekniği mevcut. Bizim buraya gelirkenki gördüğümüz duvarlardaki sıralama tekniği değil bu. Evet. Daha bir eskiye dayanan farklı bir yöntemle yapılmış. Evet, şöyle görüyorsunuz şu an. Evet. Milattan önce 6500'lü yıllara dayanıyor. Amazon bölgesi, Latmos'un Amazon bölgesi Karya medeniyetine ait. Evet. Şöyle bu bölgeyi gezelim. Değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz bu bölge gerçekten eski anıt ağaçların olduğu, Aydın'da bu bölgede Memecik Zeytin'in olduğu, Memecik Zeytin'in ataları diyelim değil mi Aşkın abi? Kesinlikle. Abi bayağı var değil mi bu? Yani diğerlerine nazaran bu çok daha genç. En az 300-400 yıllık civarındadır diye düşünüyorum. Yani genç olan 400-500 yıllık ağaçlar burada. Tabii bunların daha ihtiyar olanları var, yaşlı olanları var. Hemen hemen 3000 yıllık, 3500 yıllık ağaçlar var herhalde değil mi? Bu bölgede en ihtiyarı 2800 yaşında Kapıkırı'nın girişindeki köyün girişindeki zeytin ağacı. Evet. Şu an duruyor, meyve veriyor. Meyve veriyor. 2800 yaşında meyve veriyor. Evet. Karya medeniyetine ait. Şöyle gelelim. Şurayı da kameramanımız göstersin. Önünde sohbet etmiş olduğumuz Dikili Taş'ın diğer bir eşi değil mi bu? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi burası öyle bir verimli topraktı ki
Arkanızda da armutları görebiliyorsunuz. Aşkın abi gerçekten hani Çeşme köyüne göçmekle iyi yapmışsın abi. Her taraf bereket burada. Kesinlikle. Evet. Evet efendim, programımız devam ediyor. Tarihi 8500'lü yıllara dayanan Çeşme köyünün döşeme yollarından, taşlardan oluşan döşeme yolundan yürüyoruz. Tabii Çeşme köyü her yerinden tarih fışkırıyor. Çok güzel. Ege'nin, Aydın'ın, Koçarlı'nın güzel köylerinden bir tanesi. 8500 yıl önce de Amazon bölgesinin bir mahallesi burası. Gerçekten zeytin ağaçlarıyla, doğasıyla, havasıyla, suyuyla 10 numara bir yer. Evet, değerli seyircilerimiz, Aydın Koçarlı Çeşme Köyü'nde sohbetlerimiz devam ediyor. Yanımızda köyümüzün muhtarı. Evet, muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Muharrem Of Hocam. Evet, bu dönem ilk galiba. İlk dönem. Çiçeği burnunda muhtar mısınız? Yani, aynen öyle, ilk dönemde. Evet, muhtar, köyde geçiminiz nasıl? Köyümüzde geçim, hayvancılık var, zeytinimiz var, incir var, çam fıstığı var. Evet. Yani köydeki geçim bu şekilde. Hayvancılıkta da salma hayvancılık. Evet, zaten değerli izleyicilerimiz, Çeşme köyünde ve bu civarda salma hayvancılık var. Hayvanlar daha sağ oluyor. Aynen. Yani doğumunu kendileri yapıyor, emdirmesini kendi yapıyor, büyütmesini kendi yapıyor. Kurbandan kurbana mı alıyorsunuz? Ya kurbandan kurbana, doğum sürecin takip ediliyor zaten. Takip ediliyor. Doğum sürecin takip ediliyor. Doğduktan sonra da. Tabii ilçe tarımından filan gerekli küpelemeler de bu arada yapılıyor. Yani onlar standart olarak devam ediyor. Standart olarak devam ediyor. E tabii hayvanlar rahat dolaştığından, salma hayvancılık olduğundan dolayı bu bölgede özellikle kurban döneminde tercih edilen hayvanlar arasında. Evet, aynen. Organik beslendiği için hayvanlar. Etleri evet. Daha lezzetli oluyor. Muhtar, şimdi biz bölgeyi dolaştığımızda özellikle bu bölgede, Aydın'da özellikle değerli seyircilerimiz, memecik zeytin çok önemlidir. Memecik zeytinin tabii tarihine bakıldığında 2000, 3000, 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bölgenizde de hemen hemen 2000 yıllık filan ağaçların olduğunu biz gördük. Evet. Hala daha verim veriyorlar yani. Yani zeytin ağacı zaten dünyanın en uzun yaşayan ağaçlarından biri olarak gösteriliyor. Evet. Köyümüzün kuruluşu da az değil yani 1500 yıllara Osmanlı döneminde dayanıyor. Evet, yani şimdi biraz önce sohbetlerde de söylendi. Yukarıda biraz sonra mezarlığa da gideceğiz. Şimdi 1300'lü yıllara kadar mezar taşlarının okunduğu evet, biliniyor mevcut. Değil mi? Adnan Menderes Üniversitesi'nden gelen hoca ve öğrencilerin okuduğuna göre 1300'lü yıllara kadar bu yani, taşlar okunmuş, mezar taşları. Doğrudur. Yani işte 1300'lü yıllara kadar köyün eski bir Osmanlı döneminden şeyleri var. Tarihi var. Evet, aynı zamanda tabii burayı Çeşme diyorlar ama Mazı da Mazı. Diyorlar değil mi? Mazıl diyorlar. Bir de bu bölge Osmanlı döneminde Kadılık bölgesi miydi yani? Aynen, hani şu anki bağlı bulunduğumuz ilçe evet. Kurulumdan önce kurulduğu için bizim burası Kadılık bizim köydeymiş. Hı hı. Buradan yönetilirmiş evet, madem. Evet, aynen öyle. E tabii verimli topraklar yani. Aynı zamanda tabii Aşkın Bey'le şimdi yapmış olduğumuz sohbetlerde de Karya medeniyetinin burada olduğu, işte özellikle 6500'lü yıllara kadar burada eski bir medeniyetin olduğu biliniyor. Evet. Hatta Dikili Taş var. Dikili Taş'a da biz gittiğimizde
Orada da bunları gördük. Şimdi köyümüzde kaç hane? Köyümüz 80 hane var. 80 hane. Evet. Eskiden kaçtı? Ama herhalde... göç veren bir köy şu var. 150 hanenin üstünde. Şehirler büyük şekilde göç veren bir köy. Biz buralarda kalma tercih ettik. Evet. Ama doğal yaşam. İyi ki kaldınız. Yani havasıyla, doğasıyla, işte yaşamıyla gerçekten değerli izleyicilerimiz. Çeşme Köyü Aydın'ın güzel köylerinden bir tanesi. Özellikle işte çam fıstığı döneminde, işte zeytin döneminde. Hatta burada incir de dikiyorsunuz. İncir de var. İncir de var. Tabii son dönemde Aydın'da özellikle ova bölgesi bayağı sıcak olduğundan dolayı dağ bölgesinde birazcık daha serin oluyor. Biraz da serin oluyor. Biraz daha kaliteli incir yapıyor. Evet. İncir biraz daha serin seviyor yani. Yani sarılop inciri burada kalitesi gerçekten çok düzgün. Güzel. Bu sene nasıldı muhtarım? Yani Türkiye'de susuzluk çekildi, Aydın'da çekildi. Burada nasıldı? Ya bizim susuzluk mutlaka çektiğimiz zamanlar oldu ama yani biz bunlara sondaj yaptırdık bir şekilde önüne geçtik. Evet. Köyün biraz az mı hissedildi yani? Yani şey biraz olarak. Daha az hissedildi. Civar köylere bakınca evet. Da bizim orası biraz daha az hissetti. Bir de şu var. Yani buradan çıkan su gerçekten hani menba suyu gibi. Evet. Yani menba suyu daha doğrusu. Zaten 5 tanesi direkt menbadan geliyor bizim sular. Evet. Bir tane sondajımız var. Sondajımız bayağı... Eskiden tabii yol kenarlarında biz gelirken özellikle pınarlara rastladık. Evet. Yani o pınarlar kışın belirli bir süre akıyor mu? Pınarların çoğu kurumuyor. 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 Onlar yaz kış suyu oluyor ama kuruyanlar da oluyor. Ama %80'i kuruması. Bir de doğal oluşan göletler var özellikle. Onlar, sizin de oluşturduğunuz, yaptığınız göletler var ya galiba. Ya mutlaka bu köyün tarihi çok eski olduğu için ne zaman yapıldığını dahi bilmiyoruz yani. Evet. Buranın en yaşlısı dahi o göletlerin kimin yaptığını da bilmiyor. Kendiliğinden mi oldu? O zamanki evet. İnsanlar kendi ihtiyaçları için mi yaptılar? Onu da bilemiyor. Tabii bu göletlerin olması aynı zamanda hani yöre hayvancılığı için de önemli. Hayvanların işte yaban hayvanların olsun, işte salma hayvancılık yaptığınız ineklerin olsun bayağı susuzluğuna gideriyor herhalde. Salma hayvancılık zaten en büyük avantajı o göletlerin olması bizim. Yani su evet. Sorunu o şekilde çözüyoruz. Menbaalar, pınarlar onlar da takviye yapıyor. Evet. Salma hayvancılık için güzel bir yer. Muhtarım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Biz teşekkür ederiz buraya kadar gelip çekim yaptığınız için. Sohbetlerimiz devam ediyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, sohbetlerimiz devam ediyor. Çeşme Köyü'nde, Çeşme Köyü'nün sakinlerinden Zeki amcamızla yardım. Birlikteyiz. Zeki amca, değil mi efendim? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki amca. Nasılsın, iyisin inşallah? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün sizin köyü ziyaret edelim. Değerli izleyicilerimizle sizleri bir buluşturalım, tanıştıralım bazında. Sağ olun. Bugün Çeşme Köyü'ne geldik. Yaş kaç Zeki amca? 67. Evet. Biz sizin gibilere kıdemli delikanlı diyoruz bu arada. Allah razı olsun. Evet. Kaç yıldan beri buradasınız? Doğdu doğalı herhalde değil mi? Doğdu doğalı. Meslek icabı bazen dışarılarda çalıştığımız oldu ama yani evet. Genellikle köyle ilişkimiz kopmadı. Kopmadı. Evet. Böyle eski dönemleri anlatacak olduğumuzda. Evet. Yani köyün eski şekli nasıldı Zeki amca? Büyüklerimizden gördüğümüze göre de evet. Bizim köyümüzün kuruluşu çok eski bir köy. Evet. Yani bu çok eski yıllara 1500'lük yıllardan daha fazla gibi. Biraz önce 1300'lü evet, gibi evet. Sohbetli şeyde evet, 1300'e kadar mezarların olduğu mezarların olduğu büyüklerimiz öyle söylüyordu. Evet. Buranın ismi bir de Çeşme Köyü olmasına rağmen bir daha ismi mesela Mazon bölgesi. Yani burada daha önce yani bir bölgeyi temsil ediyor. Amazon eski Amazon'un. Evet. Evet kalıntısı. Amazon'dan Mazon geliyor. Mazon geliyor. Evet. Ama bunun öncesine dayalı burada kadılık varmış. Burada göç daha Osmanlı önce geldi. Evet, Osmanlı döneminde burada mahalle kadılar mahallesi diye de ismi de var yani burada. Evet. O zamandan beri burada kurulmuş köyümüzde çok eski bir karakol vardı. Karakolun tarihine de bilen yok. Jandarma karakolu. Osmanlı döneminde mi kurulmuş? Herhalde o zamanlarda kurulmuş. O zamanlardan beri çok eski. Şimdi o zamandan beri de bu köylerde mevcut merkez köydü bizim köyümüz yani. Evet. Pazar burada kurulurdu. Cuma namazları ilk burada okunurdu. Ya yani şey kılınırdı. Bir de Cumhuriyet'ten sonra 1030'lu yıllarında evet. Okul açılmış buraya. İlk defa 3. sınıfa kadar. Yani Cumhuriyet'in ilk okullarının açıldığı köy. Yıl. Evet. Evet.
Yani. Değerli izleyicilerimiz, burası önemli. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde açılan okullardan bir tanesi. Üçüncü sınıfa kadar diploma alıyorlarmış. Evet. Yani mezuniyet üçüncü sınıfa kadarmış. Maz olarak geçiyor değil mi evet, o dönemlerde? Evet. Evet. Yani o dönemlerde böyle de daha sonra da yani bunlar okuduktan sonra bizim burası memur olaraktan da çok erken mesela Aydın bölgesinde belirli kuruluşlarda müdür olarak da atanmışlar yani burada hani evet. Tahsil kültür hani biraz daha gelişkindi yani. Evet. Ama tabii ki son zamanlar bazı sıkıntılar veya yokluklar kıraç vesaire yani göç verdi yani çok köyümüz göç verdi. Evet. Yani o sizin gençlik döneminizde kaçtı köyün nüfusu Zeki amca? Vallahi bayağı yani 150-160 tane vardı. Yani ortalaması yani 600-650'lere falan gidiyordu ben tahminimde yanılmıyorsam. Evet. Yani bayağı bayağı böyle 600-650 kişilik bir köy vardı yani evet. O zamanlarda. Ama son zaman gençlerin gitmesinden bir şehir akımı olmasından dolayı biraz böyle gittiler yani. Ama gene köyümüz gene şu anda 80-90 hanenin içinde evet. Şu anda. O şekilde devam ediyor. Yani gelir gider olarak da zeytinimiz bol miktarda vardı. Evet. İncir var. Geçim kaynağı hayvancılık yani çobancılık gibi. Hani buna göre yani köyümüz o günden bugüne kadar gelenekleriyle gidiyor yani. Evet. Şimdi daha sonrasına geldiğimizde şu anda mesela yani son zamanlar kuraklıklar köylerimize daha çok etkiliyor şu anda verim evet. için. Yani zeytinimiz, meyvemiz mesela olmadık yıllarda da oluyor yani şu anda. Göletimiz yok demek. Yani sulama barajı daha önceleri teşvikimize rağmen verilmedi, yapılmadı. Sarıçay'da bir baraj projemiz vardı bizim çok uzun yıllardan beri. Evet. Eğer o sulama barajı olsaydı bu köylerimiz aşağı yukarı 10-11 köy hep bu sudan faydalanacaktı yani. Şu anda yapıyorlar diye duyuyoruz. Gerçeğini de bilmiyorum. Sarıçay barajı evet yapılıyor. Evet, evet. Şu anda öyle duyuyoruz. İşte yani bu şekilde yani bizim geçim kaynağımız işte bu şekilde. Tarihçesi çok eski yani. 1300'lü yıllara kadar dayanıyor. 1300'lü yıllara kadar geliyor. Yani buradaki yani hatta camimiz bile bizim çok ayrı bir özelliği de var burada ihtiyarların söyledikleri. Üç kardeşmiş bunlar. Orta Asya'dan gelip Konya'ya gelmiş. Oradan buraya göç vermişler. Üç kardeş birer tane cami yapmışlar. Evet. Bu cami, Ortu Cami var. Bir de bu kafalar orada bir tane de cami varmış. Hep birbirlerinin kardeşleri ziyarete gelmişler o zaman. Demişler ki bu Ortu Cami dediğimiz yerde hani görseniz orada da sütunları daha hala duruyor. Demiş çok hani böyle süper yapmışsınız. Hani gösterişli yapmışsınız ama ömrü az olacak demişler şu kafarlarla ikimizin arasında. Öbürü de demiş böyle bu iki camiler mesela bu cami kapanacak diğerleri yaşayacak demişler. Hatta buradaki camiye o zamanlarda toprakmış döveri yetişmemiş kendilerince çekişle vurmuşlar uzatmışlar değişlerine o zamanki duruma göre. Öyle bir durum da geçmiş cami de bu şekilde o zamandan beri. Buranın camisi de oraya bir anısı var yani. Evet. Kaç yılında yapılmış? İşte onu ben tarih olarak bilemiyorum da yani baya baya çok eski yıllarda hani tarih olarak bilmiyorum. Yani Osmanlı bu, döneminde mi yapılmış? Yoksa, ondan sonra. Ha ondan sonra yapılmış. Ondan evet. Sonra yapılmış yani. Yani o şekilde caminin de böyle bir anısı var yani. Evet. Çok eski yani o şekilde buraya kadar geldik yani. Peki yani şöyle tabi eskilerden yakaladık sizi. Örf, adet, düğünlerden böyle biraz bahsedecek olursak eski düğünler nasıl olurdu gençliğinizin düğünleri? Bizim eski düğünlerimiz şöyle olurdu. Cuma günden mesela düğün başlardı. Cumartesi, pazar gün sona erer. Gelin almada sona ererdi. Evet. Yemekli ve bol şekilde mesela yani ziyafetli vesaire şekilde. Davul evet. Zurnalı. Davul zurnalı. Davul mi? Zurnalı. Evet. Yani normal içki ortamında olan yani normalde bu şekilde düğünler giderdi yani. Üç evet. Gün düğün olurdu yani. Bir düğün başladığında yani. Evet. Öyle. Ama son zamanlar birer güne düşürdüler. Yani o şekilde. Şimdi şunu soracağım bir de. Şimdi tabii köyden gençleri tutamıyoruz.
genelde hep şehir ortamına gidiyor. İşte evet. Evlenecek gençler hayatı kurmayı günümüzde şehre gitmekle buluyorlar. Şimdi köylerde gençleri tutmak için köyde yaşamış kıdemli bir delikanlı olarak neler yapılmalı? Yani bu gençleri, çünkü üretim her ülke için çok önemli vallahi olan bir şey. Şimdi tabii ki hani dediğimiz, biraz önce geçirdiğimiz olaydan hani böyle başladığımız zaman yüksek yani devlet tarafından yani destek olarak vesaire olarak yani bunlar mesela 30 sene önce yani biz bir suya kavuşsaydık yani bu göç vermeden önce bir suya kavuşsaydık herkes tarlasını ekebilecekti, biçebilecekti, gelir evet. elde edebilecekti, hayvancılık yapabilecekti. Daha imkanı olacaktı. Yani biraz daha teşvik, yani burada neler yapılabiliyorsa, neler yapılması gerekiyorsa büyüklerden incelenip hayvancılıksa hayvancılık, çiftçilikse çiftçilik. Yani bunlar oradan gerekse kredi, gerekse belirli desteklerle yapılsaydı gençler gitmezdi. Evet. Şu anda bizim mesela şehire uzağız. Yani 30 kilometre en yakın şehirde. Sosyal faaliyeti yok. Yani gençler mesela icabında yani eğlenmek, gezmek vesaire hepsini istiyor ama şu anda bazı durumların yani imkanları el vermediği için bu sefer aşağıya kaçmaktan buluyor. Çünkü evet. burada mahrumiyet bölgesi bir yönde yani. İstediğini alamıyor, istediğini veremiyor. Onun için de gençler böyle kaçmak durumunda kalıyor. Hani gençlerin istediği olsaydı şu anda bu göç olmazdı yani. Evet Zeki amca. Ağzına sağlık. Sağ ol. Vermiş olduğun bilgilerden dolayı, bu güzel sohbetten dolayı teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sizlere de gelip görüştüğünüz için sağ olun. Evet efendim, sohbetlerimiz devam ediyor. Çeşme Köyü'nden Yılmaz abiyle, Yılmaz Gider'le evet. birlikteyiz. Evet Yılmaz abi, programımıza hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Memnun olduk. Bugün sizin köydeyiz. Evet, sağ Aydın olun. Koçarlı Çeşme Köyü'ndeyiz. Çeşme'nin bazındayız. Evet. Yaş kaç abi? Vallahi yaşım... Ben 66 evet. doğumluyum. 66 doğumlusu. Evet. Allah uzun ömürler evet. versin. Ne yapıyoruz abi? Çiftçiyiz. Çiftçiyiz. Biz çiftçiyiz. Evet. Emekliyim. Emeklisin. Vallahi emekli olduk. 5 sene oldu evet. emekli olalım. Hayvancılığına uğraşıyoruz. İncirimiz var, zeytinimiz var, hayvanlarımız var, evet. kozalağımız var. Az önce geçtiği gibi. Hayvancılık olmazsa bizim iş biter. Özellikle bu bölgede yani değerli izleyiciler, salma hayvancılık. Evet. Sanırım. Önemli. Önemli. Gerçekten yani işte hayvanlar da yayacak olduğu yeri de biliyor, sahibini de biliyor. Sahibini biliyor. Biz kontrol altında alıyoruz bunları. Evet. Ha, bizim senin Öttemir'e göç çok. En eski köy Koçarlı yoktu bizim burası kurulduğunda. Evet 1300'lü yani. Yıllara dayanıyor evet. sohbetlerimizde de evet. dediği gibi. Çok eski. Abi bu bölgede özellikle biz zeytinleri gerçekten yani 2000'lik, 1500-2000 yıllık evet, zeytinleri var. Görmek mümkün. Gerçekten hani o Aydın bölgesinin Memecik zeytinini Memecik, evet. ve Memecik zeytininin atalarını burada görmek güzel. Güzel. Ve organik bir yani zeytini organik, hepsi yağı organik. Organik. Hepsi organik. Yani zaten hepsi. Bir alet edevatla evet. çalışacak bir yok. Pozisyon da yok. Yok. Yani yok. Zeytinler şey evet, yapıyor. Seyredinler. Abi işte zor olmuyor mu? Bakımları nasıl? Ne İmanını yapıyoruz. Diplerine evet. bazen sürücü olanı sürüyoruz. Çapalanacak evet. yerleri çapalıyoruz. Diplerini baştan dinleyip elden geçiriyor. Hepsi organik. Hani gübre atmazız biz. Evet. Yani ilaç kullanmazız. Organik. Yani 3-3,5 kilo da. Evet 3,5 yeri veren var, 3 kilo yeri veren var, 6 kilo yeri yerler var. Evet. Yani ağacın durumunu görüyor, yerin durumunu görüyor. 3 kilo ile 6 kilo arasındaki zeytinden evet. bir kilo yağ alınabiliyor. Anlıyor. Havası da çok güzel. Havası ya. Çok güzeldir. Yani. Havası çok güzel. Yılmaz abi evet. yani şeye bakıldığında, şimdi muhtarımla da sohbet ettik. 3 tane diyor sondaj çakıldı. Burası diyor yani evet. çakılan şeyler, sondajlar. Son, yani memba evet. suyu yani. Memba suyu. Gerçekten hani çay içerken de değerli izleyiciler biz bunu fark ettik. Evet. Çayı bile başka çayı yani. Çayı bile başka. Çayı bile başka. Bizim sulamız bol. Evet. Ha, su sıkıntısı yok. Akar suyumuz var. Sondajlarımız var. Su sıkıntısı ama öten baraj gelse değil baraj suyla gelse. Sarıçay barajı zaten şu evet. an yapılıyor. Yapıldı ama geç. Evet. Geç. Biz 5 kardeşiz. Bir ben kaldım köyde. Ben bir çocuk var, o da aydın gitti. Evet. Buradaki karşılığım yok, sigortaya karşılamıyor çalıştığım şey. Evet. Devlet desteği yok. Peki ne olması lazım abi? Devlet bu konuda ne yapması ya, yardım, lazım? Gençleri tutmak için ne yapmaları şimdi lazım? Gençler, ya, yani bir sigortasının evet. bir Bağkur'unu yatırsa yarı parça gençler, yatıracak. Evet. gençler evet. tutulur mu yani tutulur, burada? Vay tutulur. Evet. evet. Gençler yapamaz, bir yaş kadar bir sigortası ödüşse yarı parça ödüşse köylere gidecekler.
Evet. O bir sigorası için gidiyorlar. Peki zeytincilik nasıl? Bayağı bir zeytin var bu bölgede. Var. Bayağı çok güzel zeytinler var. Bu sene de Aydın'da verim yılı galiba değil mi? Bu sene bizim burada yok. Geçen çok güzel zeytinimiz vardı. Bu sene gevşek zeytinlenmiş. Evet. İncir nasıl oldu abi bu sene? Güzeldi. Parası güzeldi. Ya seriktin ama parasını da kurtardı. Rekolte düşüktü ama evet. Şey iyiydi. Evet, ücretler güzeldi. İyiydi. Evet. Fiyatı kurtardı. Evet. Kozak hangi mevsimde oluyor? Kozak daha 12. ayı geçecek. 1. ay, 2. ayda. Yani birinci, evet, evet. Şimdi şeyden sonra özellikle zeytinin, evet, bitimiyle zeytin itibaren, evet, zeytinin son dönemiyle 12. itibaren 12. ayı geçecek miyor? Şey başlıyor diyorsun. Ocak ayında. Kozak nasıl yani? Kozak olarak köyün geliri nasıl yani? Güzel. Ya onu verdim güzel. Evet. Kaç ton çıkıyor ortalama mesela? Şimdi bayağı çıkar ya. Ya özellikle mesela şimdi, sizin var mı kozak? Var. Yılda ne kadar oluyor ya yani? Bizim de az. Bizim yapacağız 5 ton anca yapıyoruz. Evet. Bizde azım. Daha yeni dağıtıldı bunlar. Peki hangi bölgede işleniyor? Kızılcık bölgeye götürürüz biz. Evet, Esentepe'de götürürüz. Orada işlettiririz. Orada işleniyor. Evet, orada işleniyor. Zaten iki tane fabrika, evet, var orada. Kızılcık bölgede var. Evet. Şey var işte Esentepe'de. Orada gidiyoruz, kırdırıp geliyoruz. İçini ayrı kırıyorlar. Dışını ayrı kırıyorlar dediğim gibi. Evet. Peki salma hayvancılık nasıl güzel, bu bölgede? Güzel. Biraz diğer hayvanlara göre biraz masrafsız biz galiba değil mi? Salmak için bir tanesini doluruz salmak için. Evet. Doğamızda dağda doğuyor. Ha, kontrollü. Her saat baka gideriz. Evet. Öyle hani hırsız çubu olmaz, yaptırmaz. İlçe tarımında kulaklarını, evet, küpeliyor. Küpeler ediyoruz. Evet. Bir de özel küpü de aktırıyoruz yine göre. Onların sıkıntımız olmuyor. Onların sıkıntımız yok. Evet. Hep hayvanımız dağda. Senin başıboş hayvan olursa biz ne olan yaparız ne çıkarabiliriz. Mümkün değil. Evet. Yani o rahatlığı, evet, yaşıyorsunuz, rahat, yani. Rahat. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biz efendim. Ayağınız sağlık. Programımız devam ediyor. Büyük Menderes'te bulanık akar. Efelerin yürekleri sevdalar yakar. En doğuda buhar kent, batıda kuş adası. Bir başka olur yavrum efelerin sevdası. Söke dedim mi akla, gelir hep pamuk. Kalkmış efem uykudan, gözleri yumuk. Koçarlı ah koçarlı, suyun içilir. Davul zurna çalınınca serden geçilir. Evet efendim, programımız devam ediyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, Aydın Koçarlı Çeşme Köyü'nde sohbetlerimiz devam ediyor. Burası 2500 yıllık bir kale. Doğrudur. Evet, Aşkın abi, burayla ilgili bilgi alalım abi senden. Bölgenin hakim tepesi 827 metre rakımda. Evet. Seleukos İmparatorluğu döneminde yapılan, inşa edilen Amizon Antik Kenti'nin koruma kulelerinden birisi. Birisi. Bu bölgede 15-20 tane daha bu şekilde koruma kulesi var. Bu alan bütün tepelerin en yükseği. En yüksek burada 800 metre, burası 827 metre. Buradan Aydın'ı, o zamanın Trallesi'ni, Çin'e yolunu, doğudan Denizli tarafından, batıda denize kadar hakim bir tepe. Yani Amizon'un koruma kulesi. 2500 yıl önce deniz varmış mı burada? 2500 sene önce Söke Ovası deniz. Sök onu Ovası. Eminiz biliyoruz. Evet, Sök Ovası deniz. Artık kimileri büyük bir tsunami dalgasıyla kapandığını, dolduğunu, kimisi de Menderes'in yukarıdan doldurarak geldiğini rivayet ediyor. Evet, anlatılıyor. Evet abi, buraya baktığımızda zaten aynı bu değerli izleyiciler kale tipinin Karpuzlu Alinda şehrinde de aynısını görebiliyoruz. Ustalık aynı, kale duvarlarının sunuları İnşaat aynı. Tekniği aynı. İşte taşlar da aynı abi, fark, evet, ediyorsan. Evet. Hemen hemen aynı ölçüde kesilmiş. Orada da aynı bu şekilde kale var. Evet değerli izleyicilerimiz, Aydın Koçarlı Çeşme Köyü hem milattan önce 2500'lere daha öncesi var.
alt kaya resimleri var. 6500 yani toplamda şu an günümüze kadar 8500 yıl öncesine kadar burada insanlar, burada medeniyetler yaşamış. Doğru mu? Devamlı yaşamın olduğu bir bölge. Kesintisiz yaşam. Evet. Burası aynı zamanda işte Latmos'un da bir bölümü değil mi? Başlangıcı diyelim. Başlangıcı. Kuzey sınırı diyelim. Latmos'un tabii şey sosyal medyada duyabilirsiniz. Bazı programlarda duyabilirsiniz. Latmos bölgesi Aydın ve Muğla sınırları içerisinde. Latmos'tan da biraz bilgi verelim Aşkın abi. Siz oraya özellikle Aşkın abi Güller'in yürüyüş ekibi var. Yürüyüş ekibinin sık sık gittiği yerlerden bir tanesi. Latmos, evet. Günümüzde Heraklia antik kentinin olduğu, evet. Kapıkırı, şu anda Kapıkırı'nın olduğu yerde Heraklia'nın eski ismi ya da çeşitli rivayetlere göre depremlerle, doğal afetlerle yıkılan son antik kentin kullanılan malzemelerle Heraklia'nın yapıldığı söyleniyor. Birinci rivayet bu. Evet. İkinci rivayet de bölgenin dikkat çekmesi için, tanıtım yapılabilmesi için bu coğrafyanın dünya üzerinde az yaşayan canlıların bulunduğu özel bir coğrafyanın kaya yapaçlarının eksi 400 milyon yıl ile 1 milyar 200 milyon yıllık kaya yapısının burada bulunan kayaların oluşum yılları. Daha henüz dünyadaki Afrika, Avrupa, Asya'nın oluşmadan önceki Pangea kıtası zamanında oluşan kaya yapısı burada vardır. Evet. Çok eski bir sonuçta. Dünyanın oluşumu sırasında toprak altından kayalar çıkmış meydanımıza günümüze gelmiştir. Teki Hasarı'nın göbeğinde bir de su sarnıcımız var. Evet. Birazdan onun çekimini de yaparız. Evet. Yağmur yağdığında suyu biriktir. Şu an ekranda görüyorsunuz su sarnıcımızı. Evet. Geçmişte ola ki bir saldırı sırasında veya çevrilme sırasında kuşatma esnasında kullanılmak üzere yağmur sularının biriktirildiği yer. Kalenin tam göbeğinde. Kalenin tam göbeğinde su ihtiyacını da buradan karşılıyorlar. Evet. Yani şey Oğuz Savaşı esnasında tabii. Normalde çevrede pınarlar da var. O aşağı indiklerin ama herhangi bir çevirme, herhangi bir savaş esnasında, herhangi bir buraya geçecek su burada kullanılır. Var evet. Evet, Teke Hasarı Kalesi gördüğünüz gibi biraz da buranın tarihiyle ilgili Aşkın Bey'den bilgi aldık. Evet, Aşkın Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Köyümüze geldiğiniz için. Evet efendim, ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret taşır. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.